Annelik Macerama hoş geldiniz değerli izleyenler. Güzel bir havada, güzel bir Samsun gününde birlikteyiz ve dolu dolu bir programla karşınızdayız. Psikiyatrist uzman doktor Tuğba Öer bizimle öğrencilerimizi konuşacağız. Bildiğiniz gibi cuma günü karneler alındı. Ardından da bir sınav süreci vardı, heyecanlı bir süreç vardı. Karne öncesini ve karne sonrasını, özellikle de bu tatili nasıl geçirebiliriz? Onu konuşacağız. Buradan biraz da olsa anne babalarımıza bilgiler vermeye çalışacağız. Hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Yoğun gidiyor çalışmalarında, senin devam ediyorsun ve yaz evet. Sürecinde biraz daha öğrencilere yönelelim istedik bu noktada. Cuma günü bildiğin gibi bir karne töreni yaşandı. Hı-hı. Öğrencilerimiz artık bir rahatlamaya geçtiler. Bu iki gün belki daha zor atlatılmıştır. Özellikle o kırık not korkusu, karne korkusu belki biraz Hı-hı. atlatılmış olabilir ama o karne korkusu neden yaşanıyor, yaşanmaması için ne yapılabilir? Şimdi aslında öncelikle karne ile ilgili şöyle düşünmek lazım. Yani hani karne bazen çok fazla önemsenen bir şey haline geliyor. Evet. Aslında karne çocuğun eğitim hayatında bazı becerileri edinmesi, bazı Hı-hı. bilgileri edinmesi isteniyor. Ve bunu gösteren, bununla ilgili bize kılavuzluk etmesi gereken bir belgeyken çocuğu etiketleyen, başarılı ya da başarısız bir çocukmuş tamamen gibi etiketleyen. Tamamen merkez haline geliyor o karne. Evet, bu şekilde algılanıyor. Öncelikle bu algının ev içinde düzenlenmesi lazım. Çocuğun kişilik özelliklerine bir puanlama yok orada sonuçta. Edinmesi gereken belli başlı beceriler var. Bunlarla ilgili aslında karne bizler için de yol gösterici. Yani çocuğumuzda herhangi bir nerede desteklememiz lazım? Akademik olarak özellikle hani nelere dikkat etmemiz lazım? Nerelerde sıkıntı var? Bunlarla ilgili aslında bize sadece kılavuzluk etmesi için verilen bir belge. Bunun dışında fazla bir anlam yüklemeye gerek yok. Hı hı. Ama tabii bu işte karne hediyeleri, karne cezaları derken bu sanki farklı hayatımızın tüm alanını kapsayan çocuğun tamamen kişiliğine ve özelliklerine hı hı. Bir verilen bir belge gibi algılanmasına neden oluyor. Bu da çocukta çok ciddi bir kaygıya neden oluyor. Hı-hı. Aslında artık çağımız biraz daha değişti. E-okul sistemleri var ve çocuğun gidişatıyla ilgili bilgi almak için aslında karneye kadar beklemeye Tabii. gerek yok. Önceden belli müdahaleler aslında yapılmalı. Aslında biliyoruz artık o karnede Hı-hı. ne geleceğini. Yani o sistem evet. yöntemiyle Hı-hı. takip edebiliyoruz ama o okul süreci boyunca da hep o odaklı çalıştırıyoruz öğrencilerimizi. Hı-hı. Bak karnende işte kötü not olur. Karnen Hı-hı. şöyle gelirse diye hep o okul sürecini böyle ilerletiyoruz aslında. Hı hı. Biraz da onu mu bilinçaltına yerleştiriyoruz karneyi? O şekilde yapıyoruz sanırım. Evet. Biraz onun etkisi var ve şöyle düşünmek lazım karneyle ilgili olarak. Çocuğun bu karnesindeki başarısızlıklar varsa burada çocukla oturup şunu konuşabilmek lazım. Hani nerede sıkıntı var? Hı hı. Neyi yapmamız lazım? Sen neyi daha fazla yapmalısın? Bizden beklentin nedir? Biz nelerde hata yapıyoruz? Neleri düzenlemeliyiz şeklinde. Ve aslında orada önemli olan yani bu akademik bir notlara baktığımızda şöyle bir şey var. Her çocuğun belli bir kapasitesi var, belli bir zeka seviyesi var. Önemli olan aslında çocuğun ne kadar çaba sarf ettiği. Yani çabasını takdir etmek önemli. Hı-hı. Orada başarı ya da başarısızlık olarak algılaması değil, çocuğun elinden geleni yapıp yapmadığı önemli aslında. Ki bu da zaten o yıl içerisinde olan süreci, Hı-hı. süreçle alakalı eşdeğer. Tamamen o karneyi aldığı gün değil ki. Evet. O karnedeki aslında not tamamen öğrenciye yüklüyoruz ama tamamen öğrencinin de değil aslında. Bizim o yıl içerisindeki sorumluluğumuz da o evet. karnedeki notumuz. Yani acaba biz o kendi sorumluluğumuzu da yükleyerek mi? Hani biz yapamadık evet ama kendimizi sorgulamayıp direkt çocuğu mu sorguluyoruz o noktada? Evet, aslında oradaki not anne, baba yani ya da ebeveynler diyelim. Hı-hı. İlla anne baba değil. Öğretmen ve çocuk. Üçünün evet. birlikte ortaklaşa çıkarttığı bir eser aslında. O şekilde bakmak lazım ve nerede yanlış var? Hangi ayakta sıkıntı var? Nereden daha çok desteklememiz lazım? Ona bakmak gerekiyor Hı-hı. esas olarak. Sanırım o zaman biz aileler olarak ilk yanlışımız bakış açımız. Evet, bakış açımızı düzenlemek gerekli. Ve işte dediğim gibi yani bu karne sadece oradaki belli yaş grubunda belli yeterlilikler, belli becerileri edinmesi, belli bilgileri öğrenmesi isteniliyor. Ve bununla ilgili bir yol gösterici olması için, bir kılavuz olması için aslında var. Yani hani ne oluyor, nerede
hata var? Nerelerde çocuk biraz daha desteklenmeli? Nerelerde biz neye dikkat etmeliyiz ya da çocuk nelere dikkat etmeli öğretmenle iletişimimizi sağlaması için bir şey. Ama dediğim gibi aslında artık tam o günü beklemeye gerek yok. Artık daha süreç içinde olaya müdahale edebilmeliyiz. Tabii. Çünkü daha fazla iletişim çağındayız ve iletişimin bize verdiği iyi bir şey bu. Yani hani teknolojinin hayatımıza kattığı olumlu avantajlı şeylerden biri e-okul sistemi mesela. Sorun da aslında biraz oradan kaynaklanıyor sanırım. Yani çok da fazla bu şekilde sorun yaşanan aileler için söylüyorum. Konuşamıyoruz sanıyorum çocuklarımızla. Konuşamadığımız için de bu korku büyüyor. Ya da biz takip etmediğimiz sürece o korku büyüyor. İşte karnesinde belki o sistemi takip ediyoruz. Eksikleri görüyoruz ama az önce mesela dedin ki neden olmuyor konuşmak lazım çocukla ama biz onu yapmıyoruz. Yapamıyorsun, başaramıyorsun, çalışmıyorsun. Sürekli bir yargılama içerisindeyiz. Bunu biz yıl boyunca da yapıyoruz aslında. Sadece karne süreci değil anladığım kadarıyla çünkü. Evet aslında yani şimdi eve gelen iki tip çocuk olacak. Bir güzel bir karneyle gelen, işte ortalama olarak yüksek olan bir karneyle gelen bir çocuk var. Bir de daha kötü bir karneyle gelebilir çocuk. Yani okul başarısı daha düşük olarak gelmiş olabilir. Ama burada ebeveyn olarak bizim nasıl bir tutum sergilediğimiz önemli. Çocuğu sonuçta kapsayıp sevdiğimizi, onunla gurur duyduğumuzu ona gösterebilmemiz lazım. Karnede sıkıntılı olan kısımlar neyse bununla ilgili onu cesaretlendirmek, onun daha iyi bir potansiyeli olduğu, bunu önümüzdeki zamanlarda daha iyi ortaya çıkarabileceğini konuşmak. Yani geçmiş karne üzerine konuşmanın artık bizim için bir anlamı yok. Yani sürekli olarak bunu çocuğun kafasına kakar gibi şunu kötü yapmıştın, bunu kötü yapmıştın. Yaz tatili boyunca mesela işte karnesinin kötülüğünden dem vurmak ya da işte çocuğu rencide edecek şekilde başkalarının yanında yaptığı etkinliklerden engelleyip karnen kötüydü yapma gibi. Bunlardan bahsetmek çok yani bizi hiçbir yere götürmeyecek. Kimse için bir kazanç sağlamayacak. Dediğim gibi bunun yerine çocuğumuzu zaten seviyoruz. Onu kapsamak, kucaklamak, bundan sonrası için neler yapılabilir? Oturup karşılıklı konuşmak. Bizden beklentileri ne? Kendisi neleri eksik yapmış olabilir? Kendi öz değerlendirmesini sağlamak çocuğun. Bizimle ilgili biz bazen farkına varamayabiliriz hayatın akışı içinde. Bizden bazı beklentilerini fark edemediysek çocukla karşılıklı konuşarak bunları anlayabilmek. Yine öğretmenleriyle iletişime geçmek bu konularda yararlı olur. Ama esas önemli olan zaten hepimizin istediği şey mutlu çocuklar yetiştirmek. Evet. Mutlu çocuk yetiştirmek için de aslında daha çok böyle özgüvenini yükseltebilmek, daha iyisini başarabileceğine onu inandırmak, cesaretlendirmek önemli. Ve geçmişteki artık karnede beğenmediği yerler varsa da bunlarla ilgili olarak işte daha iyiye neler götürülebilir? Bunları konuşmak önemli aslında. Ve o karne noktasında sizin çocuğunuzda matematik zayıf olabilir, bende Türkçe zayıf olabilir. Bu çok hani değişken, her çocuğu yani o noktada bile o mükemmel olmasını istiyoruz ya çocuklarımızın. Her dersinin çok yüksek olması hepimizin dileği. Yani orada bile aslında alanlarını belli ediyor olabilir mi çocuklar? Yani matematik çok da fazla sevmediği, ilgi duymadığı bir alansa zaten onunla çok fazla ilgilenmiyor. Oranın o zaman da notun yüksek olmasını bekleyemiyoruz zaten. Orada aslında biraz da çocuğumuz kendine yön çiziyor olabilir mi o noktada? Evet yani zaten şey dediğimiz gibi orada aslında önemli olan çaba, yoksa şey değil, kimi çocuk daha hızlı algılıyor olabilir mesela matematiği ve çok fazla bir çaba sarf etmeden de zaten yüksek notlar alıyor olabilir. Ama diğer çocuk mesela şöyle özne olarak baktığımızda çok çabalayıp ama onun kadar başarılı olamayabilir. Ve bu durumda mesela diyelim ki iki kardeş var evde ve çocukta yarattığımız algıyı düşündüğümüzde, biraz empati kurduğumuzda hani bakıyor abi ya da abla onun kadar çaba sarf etmiyor. Ama bir şekilde onun bu konuda yeteneği daha yüksek ve bir şeyleri elde ediyor. Ve o başarılı çocuk, işte olumlanan, sürekli olarak işte övülen çocuk oluyor. Kendisi ondan daha fazla çaba sarf ediyor aslında. Ama o konudaki yeteneği biraz daha diğerine göre düşük. Ve çabalasa da onun kadar belki başarı seviyesine gelemiyor. Çünkü onun başka yönlerde, başka dallarda çıkmadığı için de aile onu görmüyor. Evet, bu o yüzden işte aslında alınan not değil de o alınan notta sadece dediğim gibi hani
biraz daha böyle betimsel bir şey olarak bakmak lazım işte. Hani belli şeyleri destekleyelim, desteklemeyelim. Ama esas önemli olan o zamana kadar çocuğun verdiği çaba. Hı hı. Çabasının üzerinde odaklanmak. Sen elinden geleni yaptın, çabanı biz gördük, takdir ediyoruz. Senin potansiyelin çok daha iyi, senin bu konularda da potansiyellerin iyi. Bunun üzerine cesaretlendirmek ve çocuğu motive etmek önemli. Motivasyon kısmına daha eğilmemiz gerekiyor aslında. Peki bazı aileler de öğrencilerin, yani çocukların hiçbir şekilde çaba göstermediğini düşünüyorlar ama o algı doğru mudur? Yoksa öğrenciye kalırsa çabalıyor. Ama aile o çabanın yetersiz olduğunu ya da çabalamadığını söylüyor. O noktada nasıl bir iletişim kurulabilir? Çalışmıyorsun, yapmıyorsun yargıları olur mu hep öğrencilere? Çocuk işte burada çok öznel kavramlar olduğu için aslında çocuk gerçekten çabalıyor mu, çabalamıyor mu? Bu birinci soru. İkincisi çabalamıyorsa niye çabalamıyor? Hani alttaki motivasyon kaybına neden olan şey ne? Bunların yani nedenlerinin üzerine gitmek lazım. Çocuk kendini bu şekilde aileye ifade etmeye çalışıyor da olabilir. Çünkü bazen hiç görülmeyen, fark edilmeyen çocuklar oluyor. Evin içinde bir çocuk var ama sadece işte yaramazlık yaptığında fark ediliyor. Ya da sadece ders başarısını düşürdüğünde fark ediyor. Çünkü aile sadece buna odaklı oluyor. O zaman altta acaba böyle bir neden mi var? Yani bu çocuk aslında bir şekilde iletişim kurma çabası mı? Bu kendisini anneye babaya göstermeye mi çalışıyor? Yani fark edilmesi bakmak için bilinçli olarak notunu düşük getiriyor ya da yaramazlık yapıyor örneğin. Tabii bunu bunlara da bağlı olarak olabilir. Yani bu direkt bilinçli böyle işte kurgulayarak, planlayarak değil de çocuk bir şekilde davranışsal bir şekilde öğrenmiş olabilir. Bilinçaltı bir şekilde şey yapmış olabilir. Yani hani çünkü fark edilen bir şey var. Ya da çocuk zaten başka bir şeylerden dolayı, evin içindeki bu iletişim probleminden dolayı depresif bir ruh haline kapılmış. Ve bu nedenle de bir atalet içinde de olabilir. Yani hani çaba sarf edemez, uğraş veremez bir hal. Artık böyle bu konuda motivasyonu tamamen kaybetmiş durumda da olabilir. Bunların hepsini ayrı ayrı değerlendirmek gerekli. Evet, ama yine de öncelik olarak aslında kendimize bakmamız gerekiyor sanırım ebeveynler olarak. Peki aileler şimdi bir noktada da sevgimizi göstereceğiz dedik, ne olduğunu anlamaya çalışacağız ama ya çok şımarırsa sorusu vardır ya akıllarda. Oradaki o ince çizgi var mıdır ya da gerçekten o sevgiyi çok gösterdiğimizde şımarırlar mı? Sevgiden dolayı kimse şımarmaz bence. Sevgimizi gösterelim hep birbirimize karşı da aynı şekilde. O şımarma derken sınırların ihlali olarak bakarsak sınır problemi aslında çok sevmemizden değil de nasıl diyeyim, belli kuralları koyup zaman zaman çok net kural koyup ondan sonra da o kurallara kendimiz de uymadığımızda aslında o sınır ihlalleri oluyor. Rol model olabilmek önemli. Örneğin işte yaz tatili geldi şimdi. Herkesin zihnindeki şey işte çok fazla teknolojiye kaptırmasın kendini, çok fazla televizyon izlemesin, bol bol kitap okusun. Ama işte bunları diyoruz. Sonra bunları diyen ebeveynler bakıyoruz evde kendi elinde telefon ya da bilgisayarın başında ama çocuğa okuma saati belirliyor. Bunun yerine aslında rol model olmak lazım. Yani evdeki kendi hal ve hareketlerimize de dikkat etmemiz önemli işte. Okuma saati yapılacaksa ev içinde komple hepimizin katılacağı bir şekilde yapılabilir. Birlikte çocukla gidip işte alışveriş yapıp istediği kitapları, ilgisini çeken kitapları almak da önemli. Bazen bir de biz kendimiz işte şunu okusun, bunu okusun, şunları okusun. Tabii onu bile kendimiz seçiyoruz. Evet. Bu kitapları okusun diye zorunlu olarak veriyoruz. Bu şekilde ama okuma alışkanlığı elde edemeyiz. Çünkü çocuk keyif aldığı şeyi okuyacak ki okumanın tadına, keyfine varacak. Öğrenmenin keyfine varacak. Aslında buradan şey konusu da aklıma geldi. Karne hediyesi konusu. Evet. Yani karne hediyesi ödülle bir şeylere motive etmektense çocuğun aslında içsel motivasyonunu artırmak lazım. Çünkü bir şeyler için cezalandırdığımızda ya da bir şeyler için ödül verdiğimizde çocuk o davranışı ödül için ya da ceza almamak için yapmaya başlıyor. Yani bu çok dış odaklı bir şey oluyor. İç odaklı olmasını istiyoruz aslında biz. Yani ders başarısı da kendi öğrenme motivasyonu için değerli olmalı. Yani çocuk o derse çalışırken kendi öğrenmek için, bir şeyleri bilmek için, bunun keyfine vardığı için devam edebilmeli. Ama ödül ve ceza üzerinden gittiğinde çocuk tamamen kendi içsel motivasyonlarını bir kenara bırakıp dışarıdan işte gelecek ödül ve cezaya göre hareket etmeye başlıyor. Ve bu sefer de sadece hayatında şey oluyor, başarı ve başarısızlık, başarı ve başarısızlık, ödül ve ceza. Yani çok
sığ bir yaşam tarzı halini alıyor. Peki o ödül noktası hiç mi olmamalı, yoksa onun ödülü verirken bile bir yöntemi mi olmalı? Şimdi şöyle, ödül derken yani motivasyonu arttırmak için aslında ödülü şöyle düşünmek lazım. Yani çocuğun bir ihtiyacı olan bir şeyse zaten o ihtiyacına binaen alınmalı. Eğer ödül haline çevirirsek bunu karne olarak, çocuklar aslında sorumluluk da edinmez oluyorlar. Yani o dersi çalışmak, o bilgileri öğrenmek, bir şey, o okula devam etmek onun aslında kendi sorumluluğunda olan şeyken öyle bir hal oluşuyor ki sanki onun sorumluluğunda değil, sadece anne babanın isteği, anne babanın isteğini yapmaya çalışıyor çocuk. Yani kendi sorumluluk bilinci de çok fazla oluşmamış oluyor. Ödül olarak değil de zaman zaman zaten çocuğun ihtiyacı olan şeyler tabii ki alınacak. Hediyeler verilebilir, bu da güzel bir şey. Ödül olarak da bu tip şeylerde bence dediğim gibi çocuğa sevgimizi göstermek, onunla gurur duyduğumuzu, elinden geleni yaptığını, sonuçtan da memnun olduğumuzu, sonucun daha iyi olabilmesi için neler yapılabileceği ya da kendisinin sonuçtan ne kadar memnun olup olmadığı, bunlar konuşulmalı bence. Daha çok duygusal yönde, evet, ödüller duygusal olmalı. Çünkü genelde ödül dediğimizde hep maddi olarak. Evet. İşte örneğin bisiklet istiyordur, bisiklet alacağım. Tablet istiyordur, bilgisayar istiyordur, onları alacağımdır karne hediyesinde. Hep böyle çocuğun istediği maddiyatları sunarız. Evet. O da ona odaklı olarak daha çok çalışmaya gayret eder. Bu da ama işte şey olarak bile çocuğa zarar vermiş oluyor. Yani sevgiyi gösterme şekli maddi bir hal alıyor. Ya paylaşıyor, daha böyle bir plastik hal alıyor. Ve çocukta şöyle bir şey de oluşabilir. Sonuçta çocuğa bir önüne hedef koyuyoruz. Şunları şunları yaparsan şunu alacağım. Yapamadı diyelim. Şöyle bir algı oluşabilir çocukta işte. Annem babam beni ben olduğum için sevmiyor. Ben bunları başarırsam iyi bir çocuğum. Bunları hak ediyorum. Başaramazsam hak etmiyorum. Sevilen bir çocuk değilmişim gibi bir his oluşur. O yüzden yani şimdi bu sene için artık eğer sözler verildiyse tabii ki sözler tutulsun. Evet, söylenen... Bir de o nokta var. Evet. Yani verilen sözlerin de tutulması gerekiyor. Hediyeler alınsın ama bundan sonrası için bunlara biraz daha dikkat etmek. Bence maddi ödüller koymaktansa çocuğu hep motive eden şeyler. Bir de tek çocuk olmayabilir evde. İki tane çocuk olur. Düşünün ki biri o söylenen, o konulan hedefi başardı, diğeri başaramadı. Bu iki çocuk arasında da. Yok. Evet. Bu da yani bunlar da çok sıkıntı yaratacak şeyler çünkü. Çocuğun özgüvenini çok düşürecek şeyler çünkü. Kardeşler arası iletişimi de etkiler o zaman bu durum, evet, değil mi? Kendi aralarındaki o istemediğimiz kıskançlık duygusu da ister istemez ortaya çıkarıyoruz, evet, aslında. Evet, kıyaslamayı ev içinde daha başlatmış oluyoruz o durumda. Hani aile arasında başlamış oluyor, vardır ya çocuklar arasında birbirine kıyaslamayın, evet, kıyaslamayın deriz hep. Artık hani insanlar daha bilinçli, bunu çok yapmıyorlar ama bu gibi şeyler yaptığımızda aslında farkında olmadan kıyaslama yapmış oluyoruz. Zaten bazı aynı şeyleri evin içinde çok farkında olmadan yapıyoruz. O kadar benimsemişiz ki, örneğin o ödül noktası. O kadar çok hayatımızda benimsemişiz ki bazı şeyleri farkında olmadan tetikliyoruz. Ve sonrasında niye böyle oldu diye sorgulamaya geçiyoruz. Böyle bir durum oluyor. Evet, ne yazık ki. Ve zaten bir de şu kısmı da var. Maddi bir ödül koyduğumuzda motivasyon arttırması için her seferinde daha büyük bir şey olacak. Evet. Çocuğun da yaşı büyüyecek, istediği şey de daha büyüyecek ve karşılayamama olayı da var. Ve bunun aslında bir şekilde bir sonu yok. O yüzden daha çok duygusal ödüller. Ama bu sadece dediğimiz hedefe ulaşan çocuklar için değil, hedefe ulaşamayan çocuk için de onun motivasyonunu arttırmamız gerekli. Çünkü ceza vererek bir yere varamayacağız sonuç olarak. Bir de ödül ceza olayı olunca dediğim gibi çocuğun sorumluluk hissi de ortadan kalkıyor. Sanki şey gibi, tamam o zaman hani bana şunlar alınacak da alınmasın. Tamam, ben bunu istemiyorum, ben de istemiyorum, ben de çalışmayayım. Evet. Hani sanki o onun sorumluluğu değil de tamamen o hedefe ulaşmak ya da ulaşmamak haline alıyor. Ondan sonrasında da işte çocuklarımız biraz daha büyüdüğünde hayatın sorumluluğunu almadığı için söylenmeye başlıyor. Evet. Aslında ilk baştan sorumluluğu hiç vermemiş oluyoruz bu tip ödül ceza davranışlarıyla. Evet, aslında dediğim gibi tamamen biz yapıyoruz. Yani doğumundan o büyüttüğümüz ana kadar nasıl, evet, davranıyorsak sonrasında söyleniyoruz ama aslında kendi kendimize söyleniyoruz. Çünkü kendimiz yetiştirdik. Bazı şeyleri dediğim gibi bilinçli yapmıyoruz ama farkında olmadan o şekilde yönlendirmiş oluyoruz. Peki tatil dönemi ne olacak?
başladı artık bugün itibariyle. Belki de o hediyeler alındı. İşte verilen sözler çünkü tutulsun dedik. O da bir etken çünkü bu noktada. O korku biraz biraz aşıldı. Karneler ortaya çıktı ama sonrası. Yani tatil dönemi hep böyle gezerek, eğlenerek mi geçirilecek bir dönem olacak? Şimdi aslında o konuda da çok yanılgı oluyor. Bir anda çocuklar uyku düzeni değişiyor. Her şey değişiyor. Yemek tamamen, düzeni değişiyor. Evet. Tamamen böyle eğlenme ve dinlenme odaklı bir şeymiş gibi algılanıyor. Ama sonrasında tekrar yeni eğitim öğretim yılı başlayınca buna adapte olmakta çocuklar ciddi anlamda zorlanıyorlar. Yani tabii ki esnetmek gerekiyor. Yani okul zamanındaki gibi yatma ve kalkma saatleri olmuyor. Çocukta talebi de bu yönde oluyor tabii ki, biraz daha esnesin. Ama tabii ki bunu da sınırsız yapmamak lazım. Belli sınırlara koymak gerekiyor. Onun dışında tüm gün çocuğun bir kere eğlenme, dinlenme hakkı var. Bunu unutmayalım yani. Hani okul zamanı bittikten sonra da çocuğun tatilinde tatil gibi yaşama hakkı var. Bu kesinlikle bir gerçek. Ama tümden de başıboş bir şekilde bırakmamak lazım. Ve gün içinde de işte bu okuma saatleri olsun ya da işte yaz ödevleri veriliyor. Bunlar için aslında baştan belli saatleri belirlemek lazım. İşte günün şu saatlerinde okuma saati ya da ödevlerine bakma zamanı olmalı. Kısa bir zaman dilimi şeklinde. Çünkü diğer türlü sürekli uyaran bir anne baba oluyor. Ödevlere baktın mı? Ne zaman bakacaksın? Başladın mı? Ya da son mı? Ana kalan ödevler oluyor. Bu evet. Sefer daha çok sıkışılmış bir evet. durum oluyor. Gün içine yayıp, bütün tatilin arasına yayıp o ödevleri o şekilde devam ettirmek lazım. Ve önden programlamak lazım. Çocuk sorumluluğunu alabilmeli. O saatler geldiğinde oturup o ödevle ilgili ilgilenmesi gerekenleri yapması lazım. Diğer türlü günün içinde ne zaman olacağı belirsiz bir ödev saati olunca sürekli olarak anne baba da işte ne zaman yaptın, yapacak mısın, yaptın yapmadın. Yani sürekli bu konunun konuşulması, gündeme gelmesi bile sevimsiz oluyor. Hem anne baba için tabii sevimsiz oluyor, hem çocuk için sevimsiz oluyor, hem de çocuğun sorumluluk duygusunda. Çocuk sanırım bir süreden sonra da artık o söylemleri duymamaya başlıyor. Çünkü artık alıştığı bir söylem, hiç de işine de gelmeyen bir söylem. Sanırım artık onu hep kulak ardı atmaya başlıyor. Evet, ona dikkat etmek gerekiyor. Onun dışında tabii şimdi çocukların yaş grubuna göre de tatilini planlamak lazım. Çocuklarda mesela çalışan anne babaların, sonuçta tüm gün okulda olan çocuk bir anda o okul hayatı kalkıyor ve tüm gün evde artık. Tek başına da evde bırakamaz. Onu bir şekilde programlaması gerekiyor anne babanın. Bu tabii daha 6 yaşına kadar olan çocuklarda işte kreş ya da bakıcı desteği gibi şeylere ihtiyaç var. Bunlara dikkat etmek lazım. Onun dışında anneanne babaanneler faktörü girebiliyor. Yazın daha çok devreye giriyor sanıyorum. Yazın evet. Anneanne babaanne faktörü. Bazen bir de farklı şehirlerde oluyorlar. Mesela 3 ay boyunca çocuğu alıp babaanne başka bir şehirde bakıyor ya da anneanne başka bir şehirde bakıyor. Bu özellikle ilk 6 yaş çocuk için uygun olmayan bir şey. Evet. Çünkü çocukta özellikle 0-3 yaş arası olarak baktığımızda bırakıldığı, terk edildiği, istenmediği gibi duygulara neden olabilir. Bir anda çünkü anne baba yok oluyor. Çocuğun bağlanmasının oluştuğu bir dönem olduğu için anne babadan o kadar uzun süreli bir ayrılık uygun bir şey değil çocuğun gelişimi açısından. Bunlara dikkat etmek lazım. Ama bir de tabii bu durumda anneanne babaannenin bakımı olduğunda sınırlar ve kural ihlalleri başlayabiliyor. Bu konuya belki bakıcı da o kadar o noktaya gelemiyorsunuz. Çünkü sizin yönlendirmenizle oluyor o ama anneanne babaanne de ne derseniz deyin yine onların yönlendirmesiyle oluyor. Ya da siz evde olmadığınız süreçte o yaşanıyor. Bunu hiçbir şekilde aslında yani engel olamıyoruz ama olmalı mıyız ya da ne kadar sınırını koymalıyız? Anneanne babaanneden yani aile büyüklerinden sevgiyi bol miktarda almaları çok güzel bir şey çocukların. Ama tabii ki ortak kararlar olmalı, ortak kurallar olmalı. Yani büyüklerin de çocukların ebeveynleriyle ortak hareket etmeleri çok önemli. Çünkü farklı farklı mesajlar verildiğinde çocuk o zaman işte sınır ihlalleri başlıyor ve kafası karışmaya başlıyor. Yani hangisi doğru? Eğer bunları yapmama anneannem babaannem izin veriyorsa annem babam neden izin vermiyor? Hani bir yerde bir yanlış var ama hangi taraf yanlış? Çünkü çocuklar sandığımız gibi değil aslında. Düzeni severler ve kural ve sınırlamaları severler. Çünkü kocaman bir evren var.
büyük bir dünya. İçinde çocuk kendini yalnız hissediyor. Eğer kurallar koymazsak tehlikeli bir yermiş gibi hisseder ama kurallar konuldukça belli başlı tabii ki çocuğun kendi sınırlarına saygılı kurallar olmalı her çocuğun. Bu kurallar konulduğunda çocuk kendini daha güvende hisseder ve bu kuralları neden konulduğunu açıklayabiliriz onunla. Ama bir kuralı başkası koymuyorsa o zaman bu kuralı niye koyduğumuzu da açıklayamıyoruz. Hani evet. Niye? O zaman o niye koymadı? Hani sen benim iyiliğimi istiyorsun, bunun için koyuyorsun ama o koymuyor. O mu iyiliğimi istemiyor, koymuyor. Hı-hı. Sen mi iyiliğimi istemiyorsun, koymuyorsun. Zaten o durumda hani, rahat olan, işine gelen taraf neyse oraya evet. inanmıyor, oraya güvenmeyi daha çok tercih ediyor. Bu sefer kurallar tamamen kalkıyor ortadan. Hı-hı, hı-hı. Bu o yüzden çocuğun kafasını da karıştırır, çelişkili mesajlar içermiş hı-hı. olur. Buna dikkat etmek lazım. Bunun dışında tabii ki 6 yaş üzeri çocuklar artık büyüdüklerinde anneannede, babaannede, tatilde ne kadar gitmek istiyorlarsa gidebilirler ama bu da tamamen başıboş bir şekilde bırakmamak lazım. Annenin babanın sık ziyaretleri en azından gerekli. Yani 3 ay burada. Boyunca evet gitti, yani, evet. anneannede, babaannede kaldı, tamam okul başlayınca gelsin değil. Bu, ama o arada sık evet, sık çocuğun tüm düzenini değiştiren bir şey olur çünkü. 3 ay boyunca orada kalması uygun bir şey olmaz. Yani gider bir hafta mesela örneğin atıyorum kalır sonrasında geri gelir ama anne babanın ev içindeki düzeni devam ettirmesi burada çok önemli. Ama zaten 0-3 yaş arası için bir hafta bile uzun bir süre aslında. Bunlara dikkat etmek lazım. Onun dışında tabii çocuk biraz daha büyüdüğünde artık bu evde bakım ya da kreş gibi değil de yaz okulları var. Bunlardan ama bizim kendi isteklerimiz değil de çocuğun ilgisi neye evet, varsa. Genellikle onu yapıyoruz değil mi? Şimdi başladı yaz okulları da her yerde var ve biz yüzmeye gitsin, işte futbola gitsin, kendimiz neyse, bilinçaltımız neyse direkt çocuğu gidip yazdırıyoruz. Hiç sormuyoruz bile gitmek ister misin, nasıl olur, hiçbir şekilde danışmıyoruz. Tamam ben yazdırırım, gideceksin. Biz, hani o noktada okulda zaten o baskıyı hissediyor ister istemez. Bir de yazın da aynı şekilde evet aktivite sağlıyoruz diyoruz biz kendimizce ama ekstra aslında baskı gibi oluyor o da. Evet kurslara verirken zaten çocuğun neyi istediği, hangi kursu istediği, neye ilgisi varsa ona devam etmesi önemli. Çünkü diğer türlü onun için keyifli bir şey olmaktan çıkacak, bir görev haline alacak. Yani bir zorunluluk gibi olacak ve sıkıcı olmaya başlayacak neticede. Tatil olmaktan çıkmış olacak. Ama ilgisini çeken, onu motive edecek şeyleri verdiğimizde hem gün içinde arkadaşlarıyla vakit geçirmiş olacak, arkadaşlarından, kendi çevresinden kopmamış olacak yeşillerinden. Sosyal bir çevre edinmiş olacak, paylaşmayı öğreniyorlar orada. Evet. Karşılıklı sohbet edebildikleri kişiler oluyor. Bunların hepsi çok önemli. Biraz daha böyle 12 yaş üstü çocuklar için yatılı yaz okulları oluyor. Mesela bir haftalık, 10 günlük. Bunlar da mesela faydalı olabilir. Eğer çocuk istiyorsa hem çocuğun kendi başına birazcık arkadaşlarının yanında işini gücünü halletmesi, sorumluluklarını yerine getirmeyi öğrenmesi açısından da çok faydalı olacak bir şey çünkü. Ama onda da süre önemli sanırım değil mi? Yani çok uzun bir süre. Tabii çok uzun bir süre. Anne babadan o kadar uzun süre. Daha böyle ergen artık 16-17 yaşındakiler için demiyorum tabii ki. Onlar daha uzun süre kalabilirler. Bu işte aylık yaz okulları oluyor. Yurt içi, yurt dışı dil okulları oluyor. Bunları istedikleri süreçte ailenin de karşılayabildiği imkanlar dahilinde gidebilirler ama çok da aslında şeyde de 12 yaş üstünde de bazen bizim ebeveynlere baktığımızda, toplumdaki ebeveynlere baktığımızda onlar bu yatılı şeylerde biraz fazla tedirgin davranabiliyorlar bazen. Ama güvenilir kurumlarla, güvenilir bir şekilde yollayabilecekleri işte hep beraber bir grup çocuk olarak başlarında eğitmenlerin olduğu şekilde gidebilecekleri yaz okulları varsa bunlar da aslında o kadar korumacı olmayıp çocuğun birazcık işte sabah kendi kalksın sorumluluklarını alsın, bir yatağını düzeltmeyi, işte gününü programlamayı, orada arkadaşlarıyla diyaloğa geçmeyi, sosyalleşmeyi de biraz öğrenmesi için birazcık da aslında çocukları desteklememiz lazım evet, bu konularda biraz da. Biraz alanını genişletmek, biraz serbest bırakmak gerekiyor o noktada. Peki onun dışında kitap okuma örneğinde söylediğin gibi birlikte yapılması lazım denildi. Birlikte geçireceğimiz zamanları arttırmamız lazım o zaman bu yaz tatil döneminde çocuklarla. Yani evet senin tatilin
arkadaşlarına gitmek istiyorsun, tamam git. Ama her defasında arkadaşları değil sanıyorum, bizimle de vakit geçirmelerini sağlamamız gerekiyor. Verimli bir vakit olması lazım. Evet, yani yaz tatilinde mesela programlamaları yaparken çocuğun da fikrini alarak, kendi kafamıza göre bir şeyler planlamak değil de çocuğun da fikrini alarak, onun da hoşuna gidecek şekilde, ilgisini çekecek şekilde planlarsak, zaten çocuklar genel anlamda ailelerle vakit geçirmekten keyif alırlar. Yani eğer çocuğun da fikirleri önemseniyorsa gerçekten onun da keyif alacağı bir ortam oluyorsa, evet. O zaman zaten çocuk bundan keyif alır, ama tabii ki çocuğun yaşıtlarıyla da vakit geçirmeye ihtiyacı var. Bunları programlayabilir çocuklar, ama bizim yeter ki bu konuda onları desteklememiz, onların fikirlerini önemsememiz, onlardan da fikir almamız. Mesela işte yaz tatili programı yaparken bir yere gidilecekse çocuğa da sorup, yani herhangi bir otel tatili mi, işte çadır tatili mi, daha doğa tatili mi, aktivite tatili mi, yüzme tatili mi, ne yapacağız, ya da işte bir yurt dışı tatili mi, kültür turu gibi bir şeye mi katılacağız? Bunlar ama biz kendi kendimize ebeveynler olarak planlamak yerine çocuğun da fikrini alarak o nasıl bir şey ister, ortak bir karara ulaşmak da önemli. Sadece çocuğun istediği şekilde yapmak da değil aslında. Çünkü anne babanın da çalışıyor, onun da bir tatili, onun da keyif almak hakkı var. Ama hepsinin birlikte ortaklaşa keyif alabileceği, hepsinin ilgisini çekecek ya da önce birinin daha çok istediği, sonra diğerinin daha çok istediği gibi bölünmüş tatiller şeklinde yapılabilir. Ki o söylediğin iletişimi sağlayabilirsek zaten işte sen istiyorsun, ben istemiyorum noktasında bir anlaşma sağlanır. Yani çocuk da onun için bir adım atacaktır diye düşünüyorum, ama biz diğer türlü ne yapıyoruz? Kendimiz belirliyoruz. Şu şehir, şu otel, tamam. Sonra gittiğimiz yerde diyoruz ki işte tatile götürdüm ama mutlu olmadı. Hiçbir şekilde hiçbir şeyden mutlu olmuyor. Ya bunu da çok ben etrafta da duyuyorum. Sürekli işte mutsuz, gittiği yeri istemiyor diye yakınılıyor yani. Ama dediğin gibi sormadık. Evet. O istiyor mu bilmiyoruz. Tamamen aldık geldik, al sana tatil dedik çocuğa. Evet, o bizim kendi kafamızdaki tatil. Ve ondan sonra çocuk bundan memnun olmadı. Evet. Hiçbir şeyden memnun olmuyor. Ne yaparsam yapayım memnun olmuyor. Evet. Oluyor bu sefer de. Şey de dikkat etmek lazım, yani şu dengeyi de kurmak lazım. Bazen de hani tamamen çocuğa yönelik bir tatil oluşturuluyor. Ve ebeveyn hiç istemiyor bunu. Ve bunu bir şekilde sonuçta belli ediyor, yani ister istemez. Tabii yani ister işte istemez. Senin için geldik, sen şey yap diye geldik. Bak şimdi bir de surat asıyorsun falan gibi. Bu da çok çocuğa ciddi bir yük oluşturuyor aslında. O yüzden ortak karar verilmesi, ebeveynin de hoşuna gidecek, çocuğun da hoşuna gidecek şekilde bir tatil düzenlenmesi önemli. Bunlara dikkat etmek lazım bence şimdi, tatil planında. Milli Eğitim Bakanlığı'nın da bir tatil videosu var. Muhtemelen denk gelmişsindir, izlemişsindir, okumuşsundur. Orada işte sokak hayvanlarını besleyin, işte bir çiçek dikin, çocuğunuzla birlikte evinizi temizleyin, yemek yapın. Yani bunlar baktığınızda nasıl ya, hani tatil neresinde bunun belki? Hani o soru, ama çok anlamlı vakit geçirmek değil mi? Özellikle işte İşte birlikte ev temizleyin noktasında, hani ilk etapta birine söylediğinizde nasıl ya ev temizleyip, yani ne olacak hani tatildeki, ama o altındaki birliktelik duygusu çok farklı sanıyorum orada. Çocuğun aileden anneyle babayla bir şeyler yapması zaten ona keyif verecek bir şey. O anda zamanı kaliteli kullanmak aslında bu, yani çünkü bir annenin de yapması gereken mesela evde belli sorumlulukları var, babanın belli sorumlulukları var, bunları yaparken de çocuğun işte eline tableti verip de al sen burada bir şeyler bak, o arada ben evi temizleyeyimdense birlikte onu da katıp, onu da dahil edip bir şeyler yapmak da ayrıca keyifli olur. Sonuçta çocuk da bundan keyif alır birlikte bir şey yaptığı için. Onun yapabileceği şekilde motor gelişimin el verdiği ölçüde küçük işler verilebilir. Beraber dışarıda vakit geçirmek, yani kapalı ortamlarda değil de biraz da fiziksel sağlık açısından da güneşten de faydalanması için. Zaten kışın yeteri kadar alışveriş merkezlerine sıkışmak zorundayız. Yani artık onu biraz mecburiyet olarak seviyoruz. Gerçi kışın bile hani o parklara çıkılabilir. Yani tamamen kapanmaması lazım, ama yine bile ne olur ne olmaz la oralardayız. Ama şu an artık öyle değil. Tamamen alanımız genişledi aslında. Evet. Bunun dışında belli spor faaliyetlerine de beraber gidilebilir çocukla. Bisiklet sürme olabilir bu, yani yürüyüşler olabilir, yerine denize girmek olabilir. Yani yapılabilecek birçok faaliyet varken sadece işte
evin içinde çocuktan da sadece işte televizyon izlemesi, sürekli teknolojik olarak işte telefonla, bilgisayarla ilgilenmesini istemiyoruz. Ama o zaman çocuğa biraz da fırsat tanıyabilmemiz lazım. Biraz dışarı çıkarmamız, yapması için bir şeyler bulmamız, evde bir şeyler yapılacaksa onunla birlikte bize eşlik etmesini sağlamamız. Bunların hepsi çocuğun da daha kaliteli vakit geçirmesini sağlar. Bizim de hem bir yandan yapmamız gereken sorumlulukları yapmamızı sağlar. Bir yandan da çocuğumuzla da vakit geçirmiş oluruz. Peki o noktada yaz tatilinde, yani ara tatilde belki o kadar uzun zaman yok ama yaz tatilinde işte tablet, PC kullanımı, televizyon kullanımı artıyor sanırım. Yani bu biraz da dediğin gibi bizim mi, işte sen otur izle ya da otur oyna ben işlerimi yapayım yönlendirmemizde mi olan bir şey? Çocuk da hani talep ediyor. Yani tatil geldiği an artık ne yazık ki çocuklarımızın direkt evet daha çok tablette oyunlar oynayabileceğim noktasına geliyor. Zihinsel olarak direkt o süreç geliyor. Onun bir süreci genişletilmeli mi yazın? Öyle bir genişleme olmalı mı? Bence olmalı yani. Çünkü zaten çocuğun daha uzun bir zamanı var. Çünkü daha öncesinde günün yarısı okulda geçiyordu. Çok sınırlı bir zaman kalıyordu. Anneyle babayla birlikte vakit geçireceği, iletişim kuracağı, ama şimdi daha uzun bir zamanı var. Bir yandan da tatil ve onun keyif aldığı bir şey. Ve tabii ki bilgisayar oyunlarıyla ya da işte telefonda, tablette geçireceği zaman artmalı. Ama bu sınırsız olmamalı. Bazen onun kaçıyor. Mesela işte belli bir saat sınırı verilebilir. Ama onun dışında yani tüm gün elinde telefonla, bilgisayarla oturması değil. Yine okul zamanına göre daha fazla, daha esnek, biraz daha fazla vakit verilebilir. Ama yine belli sınırlamalar konulması lazım. Çünkü yaz tatili dönemi tamamen çığırından çıkmış, ne zaman yatıldığı, ne zaman kalkıldığı belli olmayan, hiçbir şey yapılmayan, bütün gün evde elinde telefonla, bilgisayarla vakit geçirilen bir zaman dilimi gibi algılanıyor. Bunu aslında programlamak lazım. Tamamen de ölü bir zaman olmuş oluyor aslında. Yani her ne kadar çocuk ilk etapta hani o mutlulukla başlamış olsa da çocuk o dönemde de mutlu oluyor gerçi bunları yaptığı için, ama baktığınızda tamamen ölü bir zaman geçirmiş oluyor. Çocuğa hiçbir şey katmadığımız bir zaman. Hatta belki de bildiklerini bile unutturduğumuz bir zaman dilimi olmuş oluyor. Özellikle de işte bilgisayar başında tüm gün boyunca geçirdiğimizde. Peki uzaklaştıramıyorum, İşte o zamanını ayarlayamıyorum diyen ebeveynlerimiz için ne yapılabilir? Uzaklaştıramıyorum. Şimdi şöyle, çocuğa tableti bırak, işte bilgisayarı bırak, telefonu bırak deyip çocuğa hiçbir imkan sağlamazsak çocuk uzaklaşmak istemez. Evet. Ama alternatif sunarsak, hadi kalk şunu yapalım. Yani dediğiniz gibi en basit şeyler, evde mesela temizlik yapıyoruz o sırada. Gel birlikte şunları yapalım. Onun da eline bir şey verip işte sen de bununla bunu yap bu sırada. Bu şekilde bir yandan da çocuğa belli meşgaleler oluşturmamız lazım. Ondan sonrasında bunlar bitince işte dışarı çıkıp dolaşma saatimiz olabilir. Biraz dolaşıp hava alabiliriz birlikte. Oyunlar oynanabilir. Yine bilgisayarla geçireceği zamanı da birlikte geçirmekte fayda var. Bazı oyunları birlikte oynanabilir. Çocuğun hem neyle ilgilendiği, bilgisayarda, internet üzerinde nerelere girdiğini de takip etmemizi sağlar. Hem de çocuk bizimle birlikte vakit geçirmiş olur. Belli başlı oyunları beraber oynayabiliriz. Beraber onun üzerinden de aktiviteler yapılabilir. Orada ortak dikkati sağlayabilmek önemli aslında. Ortak bir şeyleri yapabilmek. O noktada işte bilgisayar üzerinde özellikle oyunlarda bir kontrol mekanizması da sağlamamız gerekiyor sanırım. Tabii. Ama tamamen çocukların üzerinde o kontrolü göstererek mi, yoksa hiçbir şekilde sezdirmeden mi sağlamamız lazım? Belli alanlarda göstermek lazım. Onun gelişimi için zararlı olabileceği, uygunsuz içerikler bulundurabileceğini çocuğa izah etmek lazım. Yaş ve gelişim düzeyine göre. Onun dışında da zaten bu güvenli internet kullanımı ile ilgili çeşitli yardım şeyleri de var. Onlardan da destek alabiliriz ama tamamen de oraya bırakmamak lazım. Yani çocukla hem vakit geçirdiğimizi hem onu gözetim altında tuttuğumuzu, kendini güvende hissetmesini sağlar bu aslında. Ama tabii ki bu gözetim altında tutmak, çocuğa böyle sert sert emirler vermek, şuna gir buna girmeyeceksin, bunları yapacaksın, şunları yapmayacaksın gibi değil. Çocukla vakit geçerek, bu işte içerik olarak senin yaşına uygun değil ya da
senin girişim düzeyine şu anda uygun değil. Gel bak burada bu varmış. Başka bir şeyler bulup onun daha gelişim düzeyine uygun oyunlar bulup onları gösterip onlar üzerinden ilerleyebiliriz. Mesela çocuğun hep rol model olmak çok önemli aslında. Evet, yani ve alternatifi de sunabilmek alternatifler önemli sanırım sunabilmek, orada. Evet. Çünkü yapma, evet yapmasın ama ne yapsın? Orada bir yol göstermek gerekiyor o noktada. Sanırım tatil noktasında da işte uyku düzeni dedik, tatile geçiş. Tatile geçiş çok kolay aslında. Hemen anında her şeyi bırakabiliriz, uyku düzenini tutabiliriz ama bunun sonra bir okul dönemine geçişi var. Evet. İşte o nokta daha çok zorlayacak bir nokta. Onun için de sanıyorum biraz yavaş ilerlememiz lazım ya da fazla sınırı aşmamak gerekiyor, değil mi? Evet, yani çünkü sonrasında bu geri dönüş olurken çocuğun çok fazla bocalama yaşamaması için de bizim için de geçerli olan bir şey. Çünkü bir anda her şeyden elini eteğini çekiyor, hiçbir şey yapmıyor. Bütün gün evde yatıyor, yuvarlanıyor, teknolojik şeylerle ilgileniyor. İstediği saatte yatıyor, kalkıyor ve bütün düzen alt üst olmuş durumda. Sonra bir anda bir gün oluyor, hop bugün pazar. Yarın okul başlıyor. Yani bu da çocukta ciddi bir bocalamaya neden oluyor. Ki o pazar erken yatman gerek. Yani nasıl? Nasıl yatacağım? Evet. O gün çocuk 2'de kalkmış. Diyoruz ki yarın okul var, erken yat. Yani 2'de kalkmış bu çocuk artık. Yani bu kadar düzen kaydıktan sonra onu tekrar toparlamak çok ciddi bir zorluk. Hem bizim için çok zorluk o sınırları tekrar oluşturabilmek. Hem de çocuk açısından ciddi bir zorluk. Tabii okul dönemine alışma da bu sefer gecikmiş olacak. Ve bazı şeylerde daha çok ertelenme yaşanmak zorunda kalacak sanırım. Fiziksel gelişim için de zaten mesela bu düzenin oluşması çok önemli. Belli uyku ve uyanma saatlerinin olması sonuçta sağlığımız açısından da gece karanlıkta olan bir uykuyla gün ışığı altında olan bir uyku arasında çok ciddi bir kalite farkı var. Yani bunlara çünkü yapma nedeninin de aslında onun sağlığı için de olduğunu anlamış olur bu durumda çocuk. Diğer türlü çünkü sanki sadece okul döneminde zorunluluklardan dolayı erken yatılıyor, erken kalkılıyor. Normalde ama aslında hayat daha farklı idare edilebilir gibi. Aslında hayat o şekilde idare edildiğinde zaten çok sağlıklı olmayacak. Yani o kadar geç saatlere kadar oturup geç saatlere kadar uyumak, yemek düzeninin kaçması, bütün gün evin içinde oturup durmak, hiçbir şey yapmamak bunlar zaten sağlıklı şeyler değil aslında. Aslında normal standartın bu olmaması lazım. Bunu anlatmak gerekiyor aslında. Bunu sadece oluşturursak. Okul döneminde biraz daha katı şeyler var. Onları biraz gevşetmiş olur. Çocuk da dinlenmiş olacak. Eğlenmiş olacak. Vakit geçirmiş olacak. Hem de bizimle de keyifli zaman geçirecek. Bizim için de bir dinlenme, kendimizi rahat hissetme zamanı olacak. Evet, peki. Son olarak toparlayalım. Zaten aslında belli başlı söyledik hani ailelere nelere dikkat etmek gerekiyor. Sanırım en önemlisi de işte bir okul döneminde nasıl bir planlama yapmamız gerekiyorsa yaz döneminde bir planlama, ortak bir planlama yapmamız gerekiyor. Evet. Çocuğun da bu planlamanın içine dahil olabileceği, seveceği. Ama biraz sanıyorum esnek bir planlama olması gerekiyor. En önemli başlığımızın bu olması lazım sanırım yaz tatili için. Çocuğun da taleplerine, isteklerine ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde bir planlama yapmak lazım. Hem çocuğun kendi hayatıyla ilgili sorumluluk almasını sağlar. Hem çocuğun yapılan plana uymasını başka türlü sağlayamayız. Yaptırımlarla nereye kadar sağlayabiliriz? Kadar mutsuz bir çocuk olacak. Bu durumda yaptırımlarla mutsuz bir çocuk olacak. Tatil olmaktan çıkacak yani o durumda. Ama çocuğun da fikirlerini alarak, çocuğun da ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ortak kararlarla bir tatil planlaması yapılmalı. Peki çok teşekkür ederim katılımın için. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, psikiyatrist, psikoterapist Tuğba Öer bizimleydi. Karne heyecanı, karne korkusunu konuştuk ve ama daha çok tatilde ne yapmamız gerektiğini, ne yapmamamız gerektiğini konuştuk. Annelik maceramı burada sonlandırıyoruz ve tüm öğrencilerimize iyi tatiller, aileleriyle birlikte kaliteli zaman geçirebilecekleri tatiller diliyoruz. Hoşçakalın.
Yağmurcu Düzgün Çoban.